Dostlar yeni bir videomuza da hoş geldiniz. Bu videomuzda Shiba hakkında dostlar e, genel bir bilgilendirme ve devamında dostlar uzun vade kısa vade teknik analizlerini gerçekleştireceğiz. E, alım pozisyonlarından söz edeceğiz sevgili arkadaşlar. E, dün epeyce nasıl diyeyim böyle bir e, kısa vade videoları çektik. E, bugün de genel ağırlıklı olarak şöyle bir e, genel grafiğe baktığımız videolardan oluşacak diyelim. Videoya geçmeden belirtmem gerekiyor ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alsat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sizler sorumlusunuz arkadaşlar. Ayrıca kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi önemli rica ediyorum. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bizler için önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Ee, dostlar bitcoin'in salladığı, e, sarstığı bir günde beraberiz. Ki zaten önceki videolarımızda yani dünkü. Uzun uzun bahsetmiştik Bitcoin'den bir e, 41.800'lere kadar bir e, geri çekilme geleceğinden. Sonrasında tekrar yön yukarı yapacağından bahsetmiştik sevgili dostlar. Ki zaten e, şu anda da bunu yapıyor altcoin'ler de bunlara tepki veriyor. E, anlık olarak bizim pozisyonumuz bu. E, da sevgili arkadaşlar benim aslında önceden çok e, ön yargılı olduğum bir coin idi e, Shiba. Çünkü... Açıkçası vizyonunu yetersiz buluyordum arkadaşlar. Ee, ta ki yakından takip etmeye başladım yani ne var ne yok gibisinden e, bu nasıl bir coindir gibi yakından takip etmeye başladım ve bir şey fark ettim arkadaşlar. Yani e, ben aslında orada ön yargı yaparken sevgili dostlar insanlar yani bir takım var birkaç tane insan var hatta tane fazla tabii ki lafın gelişe bunun için çalışıyorlar arkadaşlar. Yani yakımlar yapılıyor. Masalara oturuluyor. Yani çok ciddi çalışmalar gerçekleşiyor. E, bunu söyleyebilirim. E, şöyle bir teknik kısma bir geçelim arkadaşlar. Videonun sonunda e, ufaktan daha bir konuşuruz. ile alakalı. Şimdi kısa vadeye baktığımız zaman sevgili dostlar. Bir kere saatlikteki arkadaşlar. E, MA50 ve MA200 hareketli ortalamalarının altındayız. Ve bir dead cross pozisyonundayız. Aramızdaki mesafede. Oldukça var. Yani şu an aslında gayet bariz bir şekilde kısa vadede düşüş pozisyonundayız sevgili dostlar. 4 saatliğe girdiğimiz zaman aşağı yönlü bakan bakın aşağı yönlü bakan bir MA50'miz ve yatay hafif yukarı hareketli bir MA200'ümüz var arkadaşlar. MA200 bizi tutmaya yetmemiş zaten yetmeyeceğinden bahsetmiştik. EMA MA50'miz de bizi aşağı yönlü baskılıyor sevgili dostlar. Yani 4 saatliğe baktığımız zaman tabi burada da durumlar pozitif değil. Uzun lafın kısası. Şöyle bir kısa vade değerlendirmesiyle arkadaşlar Bitcoin'in gideceği pozisyonu zaten az önce konuştuk. Gitme ihtimalinin yüksek oldu. Tabii ki burada bizi günlükteki EMA 50'miz de tutamamış arkadaşlar. <laughs> Ve aşağısına sarkmışız. E, bu sarkma dostlar ee, şu anda baktığımız zaman yani bir önceki videoda şunu söylemiştik. 4.0.21'lere kadar sürebilir demiştik arkadaşlar. Ama bu böyle olmadı. Aslında bunun sebebi de Bitcoin arkadaşlar anında çakılmadı. Yani nasıl diyeyim? Ee, 43.500'lerden mesela 41.800'lere çok hızlı bir şekilde gelmedi. Yavaş yavaş düştü. E bu yavaş yavaş düşüş olduğu zaman arkadaşlar elbette altcoin'ler direnemedi. Ama Mesela bir anda düştüğü zaman sevgili dostlar altcoinlerde çakılır. Yavaş yavaş düştüğü zaman ama örneğin Shiba EMA 50'nin altına düştüğü zaman tekrar çıkmak için direnir arkadaşlar. O yüzden altcoinlerde aslında e, böylesi bir düşüş senaryosunun hızından dolayı e, Shiba da buna dahil çok ciddi bir şekilde çakılma görmedik arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası sevgili dostlar. Size şunu öner, e, şunu önerebilirim. Bir alım fırsatı arıyorsanız arkadaşlar. Bitcoin 41.800'lere 41.850'lere geldiğinde Bitcoin'i yakından takip ediyoruz şu anda. E, coin'iniz dostlar örneğin nerede bulunuyor? 22'lerde bulunuyor diyelim Shiba. 41.800'lere düştüğünde çünkü en olası senaryo artık e, Shiba'nın dostlar kanalda havada kalmasıdır. Olay budur. 41.800'lere geldiğinde sevgili dostlar Bitcoin'in tekrardan şöyle hafiften yukarı 900'e ilerlediğini gördüğünüz zaman dostlar alım için coin'inizde alımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Alım noktası olarak bunu böyle belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Kısa vade için konuşuyorum ama Bitcoin'i takip etmeniz lazım dostlar. Eğer çok yorucu diyorsanız siz bilirsiniz ama şu anda piyasanın maalesef altcoin'lerdeki formülü bu. Kısa vadede bir havada kalma asılı kalma bekleniyor ve bunu da hangi pozisyon olacağını nasıl takip edebileceğinizi zaten az önce anlattık. Bitcoin arkadaşlar düzelecektir. Düzelecek daha doğrusu dir değil. Böyle bir senaryoda da bizim ilk hedefimiz günlükteki EMA 50 olacak. Tabi yeni bir videoyla bunu tazeleriz sevgili dostlar. Üzerine <laughs> üzerine atmamızla tekrardan yönümüz yukarı olacak. Shiba'ya şöyle genel anlamda baktığımız zaman Bakın Eylül'de arkadaşlar ne yapmış? Bir yükseliş gerçekleştirmiş. Devamında sevgili dostlar. Ekim'de buna devam etmiş. Ve ne yapmış dostlar? yaşını e, bırakmış. 4.088'li pozisyonlara sevgili dostlar. Devamında bir düşüş. Şimdi önceki videolarda çok yaptık. Hani bu videoda e, öyle uzun uzun üzerinde durmayacağım. Şiba arkadaşlar baktığımız zaman şöyle. Piyasanın geneline her ne kadar geçen yılki hareketlerinde çok ciddi tepki veremese de grafikte bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Piyasanın kalanıyla yani Bitcoin'le ve diğer altcoin'lerle arkadaşlar uyumlu bir şekilde çalışıyor Shiba. Yani piyasaya net bir şekilde girdiğini uyumlu çalıştığını görüyoruz. O yüzden Shiba'da öyle küçük altcoin'ler gibi dostlar çok fazla sürpriz beklemiyoruz. Artık kendini kanıtlamış bir coin olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Şubat hareketinde de Güzel bir yükseliş gerçekleştirmiş bakın. Çok ciddi bir yükseliş gerçekleştirmiş. Bu da aslında bize yükselişe aç olduğunu gösteriyor. Ee, Birçok kişi şunu diyor işte uzun zamandır düşüyor içeride kaldık. Sevgili dostlar yanlış yerde yapılan alımlar maalesef baş ağrıtır. Yani her zaman söylüyoruz bir coin'i düşükken alacaksınız sevgili dostlar. Örneğin siz Shiba'yı şu pozisyonda aldıysanız çizdiğimiz pozisyonda örnek veriyorum. Burada arkadaşlar sıkıntı Şiba'da değildir. Ee, sorun yanlış alım yapmanızdır. Yani e, sıkıntı sizin yaptığınız yanlış alımdır. Çünkü bariz bir şekilde düşüş sürecindeyiz. Bakın Kasım'dan beri düşüş sürecindeyiz arkadaşlar. Ve Şubat hariç hiçbir zaman e, evet biz yükseliyoruz yükseleceğiz dediğimiz olmadı maalesef. O yüzden sevgili dostlar e, yani bariz bir düşüş sürecindeyken bariz bir düşüş sürecindeyken siz vaktin ortasında e, alımınızı gerçekleştirirseniz ve e, bunun devamında düştükçe kademeli alımlara devam etmezseniz arkadaşlar yani bir pozisyondan alıp ondan sonra oturup beklerseniz zaten olayın böyle olacağı belliydi ve bu normal sevgili dostlar bu normaldir Bundan bahsetmek istiyorum e, Shiba'da genel hareketler güzel piyasayla uyumlu ve normal arkadaşlar Geçmişteki yaptığı hareket geçen yılki e, yaptığı hareketler şimdiye göre küçük o zamana göre e, büyük diyebileceğimiz hareketler Shiba'nın piyasayla uyumunu ve yükseliş potansiyelini bize gösteriyor sevgili arkadaşlar bunu söylemek istiyorum ki videonun başında söylediğim şeyden hafiften devam edeyim. Shiba sevgili dostlar e, proje adamlarının çalıştığı boş durmadığı e, bir proje yani arkasında çalışan bir proje ekibi var. E, gerek metaverse proje e, metaverse projesine alemine girmesi NFT'ler vesaire yani çalışılıyor sevgili dostlar. Geçmişteki hareketlere de baktığımız zaman zaten piyasa ile uyumu görüyoruz ve yıl içerisinde dostlar bir sıfır daha atıp ATH bırakıp tekrardan düzenli bir noktaya yani şöyle 1.0 bir sıfır atıp ATH bırakıp dostlar tekrardan şöyle 4.05 gibi pozisyonlara dönüp bu pozisyonları dip belirleyip bir 3. dalgaya yükselme ihtimali oldukça mevcut. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.